It is weird staring at you for that long. Geçenlerde çektiğim bir Spider-Man videosunda ulan yine mi diye bir başlık atmıştım. Bunun sebebi eski düşmanların tekrar ve tekrar karşımıza çıkartılacak olmasıydı. O videoyu izleyenler vardır, izlemeyenler vardır. Çok kısa açıklamak istiyorum. O videomuzun konusu şuydu. Spider-Man 4 içerisinde veya 4 olmayabilir 5. 6. filme de kalabilir. Tom Holland'ın Spider-Man'in evinde tekrardan Goblin ve Doktor Octopus'un ortaya çıkacağı, Spider-Man'in bunlarla tekrar ve tekrar karşılaşabileceği söylenmişti. Ve ben bu habere dair kızgınlığımı belirtmiştim aslında. Kızmamın iki tane sebebi var. Birincisi daha kaç kez aynı düşmanları göreceğiz. İkincisi de şuydu. Gelecek olan Goblin ve Doktor Octopus'un William Dafoe ve Alfred Molina olmadığı söylendi arkadaşlar. Yani MCU'de bu karakterleri tekrardan yani en baştan yazacaklar, bizlere tekrardan sunacaklar reboot şeklinde. Yani tekrardan Oscorp hikayesini izleyeceğiz. Tekrardan Norman Osborn hikayesi göreceğiz. Tekrardan Doktor Octopus'un çıldırmasına şahit olacağız falan diye düşünmüştüm ben. Yani ne gerek vardı ki abi falan diyerek bir video çekmiştim. Çok kızmıştım dediğim gibi. Ama Marvel şaşırtmıyor. Şimdi ortaya daha da başka söylentiler çıktı. Ve bu söylentiler beni daha da kızdırdı. Sizler de bence kızgınlığıma katılacaksınız. Canlar hemen videoya geçeceğiz ama hızlıca haberlerden haberdar olmak için bana abone olmanız gerekiyor. Abone olursanız sevinirim. Videoya da like atarsanız video daha çok izlenir. Bu da benim işime gelir. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım artık başlayalım. Bugün okuduğum haber şu şekilde. Hani demiştim ya Norman Osborn ve Doktor Octopus'un hikayesi tekrardan anlatılacak. Bu karakterler reboot diyecekler MCU'da diye. Zaten bu çok sinir bozucu. Bir de bu karakterler reboot yemesinden ziyade eski karakterler gibi olmayacaklarmış. Yani ortaya çıkışları farklı bir şekilde yansıtılacakmış ve bence bu çok saçma. Hani diyorduk ya bu karakterler madem MCU'da olacaklar ama çok garip olur yani çünkü daha burada Oscorp bile yok. Oscorp yokken Norman Osborn nasıl çıkacak piyasaya? Doktor Octopus'u nasıl bağlayacaklar falan filan demiştik. Bu zaten bizlere çok garip geliyordu. Kulağa garip geldiği için de sevgili Marvel galiba hikayeye Oscorp'u bile dahil etmeyecekmiş. Oscorp falan olmadan belki de Harry olmadan Goblin'i getirmeyi planlıyorlarmış. İlerleyen zamanlarda MCU'daki Goblin ve Octopus, Spider-Man No Way Home'da gördüğümüz Goblin ve Octopus'tan esinlenen insanlar olacaklarmış. Örnek veriyorum Vulture Iron Man'in eşyalarını toplayaraktan kendine bir kıyafet yapmıştı ya. İşte MCU'da göreceğimiz Doktor Octopus ve Goblin de No Way Home zamanında Peter'ın kapıştığı adamları görerekten onlardan ilham alacaklarmış. Ve kendilerine yeni bir kostüm tasarlayaraktan Spider-Man'in karşısına çıkacaklarmış. Yani MCU'daki Goblin ve Octopus'un hikayesi bildiğiniz orijinal karakterlerin kostümünü kopyalayan yani sıradan saçma sapan insanlar olacakmış. Adamlar resmen karakterlere origin yazmaya üşenmiş gibi duruyor bu hikaye. Bu bir söylenti. Yani bundan yola çıkarak Sony'nin ve Marvel'ın üzerine gitmek istemiyorum ama söylenti olarak çıkması bile çok ayıp ya. Ben kendi filme yakıştıramazdım galiba bunu. Resmen çakmarın da çakmasını yapıyorlar. Tom Holland'ın Spider-Man'i zaten bir noktada hep bu şekilde yürümüştü. Eskiyi garip grup hale getirerek devam etmişlerdi ve bu garipliklerin bazıları güzeldi aslında. Ama bu garipliğin güzel olacağını zannetmiyorum. Açıkçası ben böyle bir şey izlemek istemem, izlersem de fena dalga geçerim. Umarım bu sadece bir söylentidir veya Marvel ve Sony böyle bir şey düşünüyorlarsa umarım vazgeçerler. Çünkü bu çakma. Ya insanlar harbiden çok dalga geçer ya. Sinemada falan bu tarzda bir şey görmek bilmiyorum, ben kahkaha atarım galiba. Sanmıyorum onların böyle bir şey yapacağını, yaparlarsa dediğim gibi çıktığı zaman çok dalga geçeriz. Sizlerin fikirleri neler bu arada? Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlarda az da olsa belirtin lütfen. Normalde bu haberi verip kaçabilirim ama bahsedeceğim birkaç tane daha haber var, onları da bu videoya sıkıştıralım. Spider-Man 4 içerisinde Black Cat karakterinin gelebileceği konuşuluyordu. Bu da Twitter'da söylenen birçok şeylerden bir tanesiydi. Ancak dün ortaya çıkan çok büyük bir söylentiye göre Black Cat filmde yer almayacakmış arkadaşlar. Bekleyen çok insan olduğunu biliyorum. Yorumlarda falan da yazıyorlardı Black Cat gelsin falan filan diye ama Black Cat Spider-Man 4 içerisinde hikayeye dahil olmayacakmış. İlerleyen filmlerde karakteri düşünürler mi, getirmeye çalışırlar mı bilmiyorum. Ama en azından Spider-Man 4 içerisinde bulunmayacak, haberiniz olsun. Black Cat'in bulunmaması normal. Bence MCU'ya falan hiç getirmeyebilirler çünkü Black Cat fazla cilveli bir karakter. Bizim MCU Spider-Man'imiz buna en azından şimdilik hazır değil. İlerleyen zamanlarda hazır olur mu göreceğiz ama. Yani Black Cat'in gelmemesi daha doğru gibi. Gelirse de zaten daha az cilveli olur ama o da Black Cat anlamını yitirmiş olur. Yani garip haller var burada, o yüzden çok geleceğini zannetmiyorum ben. Bir de Spider-Man 4'e dair bahsedilen bir şey daha var, onu da söyleyip kapatacağım. Spider-Man 4'ün asıl düşmanı Peter'ın kendi geçmişi olacakmış arkadaşlar. Hani bunu şey olarak algılamayın, geçmişteki Peter gelecek bizimkiyle kapışacak falan değil. Hani geçmişinden kaçmaya çalışacak, unuttuklarını hatırlatmaya çalışacak falan filan tarzında bir düşünceye girebiliriz. Peter'ı bu film içerisinde en çok zorlayacak olan şey geçmiş olacakmış. Gerçekten böyle Spider-Man'in psikolojisine odaklanan, geçmişiyle kapıştığı, bir yandan da düşmanlarla kapıştığı güzel bir film yazarlarsa çok güzel olur. Spider-Man 2 gibi Peter birden fazla şeyle uğraşmalı bence de. May halası öldü, kimse onu hatırlamıyor, önünde bir sürü düşman var. Peter'ı böyle bir mücadelede bırakmaları gerekiyor ve eğer bırakırlarsa izlemesi çok keyifli olacaktır.
Spider-Man dediğin karakter zaten çok yoğun, çok meşgul ve bunlarla uğraşan bir karakter. Çizgi romanlarda bir sürü şeyle uğraşmaya çalışıyor. Bunu 4. film içerisinde yansıtırlarsa ve Peter'in yalnızlığını işlerlerse bence ortaya harika bir şey çıkartabilirler. Benim tek bir korkum var. Bu film çok aceleye geliyor. Ya umarım aceleye gelse de ellerinden gelenin en iyisini yapabilirler. Ama bu film kötü olursa yani yıllardır beklediğimize ben çok üzüleceğim. Neyse bunları konuşmak için daha çok erken, ilerleyen zamanlarda konuşuruz zaten. Benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.